Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu kol kaslarımızı kuvvetlendirebilmek için aslında boyun ve sırt ağrılarına da etki edebilecek 4 etkili egzersiz olacak. Bu egzersizleri düzenli bir şekilde günde 2 defa yapabilmeniz durumunda hem boyun sırt ağrılarında azalmalar gözlemleyebileceğiniz gibi hem de kol kuvvetindeki artışlarla birlikte gününüzü daha konforlu hale getirebilirsiniz. Ben bu egzersizleri dumbbell'larla göstereceğim ama hiç fark etmez. İster yarım litrelik 2 tane su şişesi ya da 1-1,5 litrelik su şişeleriyle de egzersizleri yapabilirsiniz. Yani ekstra bir ekipman almanıza da ihtiyaç yok. Daha fazla uzatmak istemiyorum ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. Egzersizleri oturarak uygulayabileceğiniz gibi ayakta da uygulayabilirsiniz ki ben bu egzersizleri ayakta uygularsanız biraz daha çekirdek kaslarınız yani gövdenin içerisinde omurga kenarındaki burada gösterdiğim o küçük kaslarda kasılacağı için ayakta uygulamanın daha doğru ve etkili olduğunu düşünüyorum. İlk egzersizimde hepimizin aslında bir şeyler taşırken kuvvet olarak ihtiyaç duyduğu şu kas grubunu biraz çalıştırmaya uğraşacağız. Bunun için sizden istediğim bir kolum bu şekilde yukarıdayken diğeri gidecek, geri gelecek. Bakın burada en önemlisi şu. Avuç içlerimin yukarıya doğru bakıyor olması, egzersizleri son derece yavaş yapmam. Zaten bir kolum sürekli bükülü pozisyonda kalarak o kasın hafif hafif yorulmasına neden oluyor. Siz de bu sırada yavaş bu açma kapama işlemini yaptığınızda her iki pazu kasını da çok rahat hissedebilirsiniz. En önemli ikinci şey de şu. Ağır gelip de eğer gövdenizle yaparsanız egzersizi maalesef sırtınıza yük bindirirsiniz. Bizim hedefimiz hem sırtımız güçlensin hem kol kaslarımız gelişsinse bu şekilde bir kolumu büktüm, geri geldi şeklinde 10 çift yapmak olacak. Eğer çok ağır gelirse, su şişeleri bile ağır gelirse sizden ricam 6 çift gibi daha küçük sayılarla başlayarak sayıları yavaş yavaş artırmanız olacak. Her sağa geldiğimde 1 şeklinde, 2 şeklinde son derece yavaş sırtınızı ve boynunuzu kontrol ederek 10 çift yaklaşık 3 set yaparak İlk egzersizde yavaş yavaş kaslarınızı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimde biraz da omuz bölgemdeki kasları hissedebilmek için yapacağım egzersizde yine dik durduğum pozisyonda kolumu bir sağdan kulağımın hizasından yukarı, bir soldan yukarı yapacağım. Bakın yine burada da en önemlisi boynumu zorlamadan omuz kaslarını hissedebilmek olacak. Egzersizdeki en önemli detay yine kolumu önden yukarı değil, kulağımın yanından yukarı götürerek boyun bölgesini, sırt bölgesini aynı zamanda omuz eklemini zorlamamak olacak. Önden götürüp öne geri getirmeyeceğim. Kollarım yanlarda, sırtımı aktive ettim. Yandan yukarı, yandan yukarı yapacağız. Birlikte her sağa geldiğimizde yine bir olacak şekilde, çok kontrollü olacak şekilde 2 3 sayarak 8 10 çift bu şekilde egzersiz uygulayacağız. Yine bunu da sizden ricam 3 set uygulamanız olacak. Yaparken kamburunuz çıkar da öne götürürseniz ilk söyleyeceğiniz şey boyun ağrınız olacak. Dolayısıyla yaparken benim yaptığım gibi sırt kaslarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Kollarımı ortada birleştirdim. Bu pozisyonda başımın üzerine götürüyorum. Kontrollü bir şekilde yanlara alıp sırtımı sıkıştırıp tekrar öne geliyorum. Başımın üzerine götürdüm. Kontrollü bir şekilde yanlara aldım. Ortaya getirdim. Bu şekilde 10 tekrar yapacağız. Önden de gösterelim. Ortaya aldık. Başımızın üzerine götürdük. Çok kontrollü yanlardan sırtı sıkıştırıp öne geldik. Bir. Gerçekten çok etkili bir egzersiz. Yapınca bana hak vereceksiniz. İki. Çok kontrollü ve yavaş bakın.
Bunu yaparken bazılarınız için yarım litrelik su şişesi dahi ağır gelebilir. Çünkü göğüs kaslarımız maalesef çok zayıf oluyor. Bunu kontrollü bir şekilde yine 8-10 tekrar şeklinde uygulayacağız. Yaparken kollarınızı bir anda indirmeniz ya da yaparken kamburunuzu çıkararak yapmanız hem sırtınıza hem yine boynunuza zarar verir. Özellikle bu egzersiz sırasında yoğun olarak şu bölgeyi hissedeceksiniz. Tabii bütün kol kasları yanı sıra ve bu hissediş ilerleyen dönemde kulunç ağrılarınızın azaltılması için çok faydalı olacak. Ve son olarak bir sandalye olur, bir masa olur, destek alacağımız bir yüzey lazım. Bu yüzeyin yanında bacağımı bu şekilde tuttuğum kolumun çaprazındaki bacağımı bir adım öne alacak şekilde sırtımı doğru pozisyona yerleştirip boynumla aynı hizadayken kolumu aşağıya bırakıp sırtıma doğru sıkıştıracağım. Bırakıp sıkıştıracağım. Çok basit bir şekilde hem kolumun arkasını hem sırtımı hem inanın boynunuzu çalıştırabileceksiniz. Bu şekilde bir kolum 10 tekrar yapacak. Daha sonra diğer yöne döneceğim ve diğer yönde de tekrar 10 tekrar yapacağım. Yaparken kamburunuzu çıkararak yapmaya çalışırsanız ya da boynunuza doğru çekerseniz maalesef çok ciddi sırt ve boyun ağrısı yaşarsınız. Karnınızı sıkıp sırtınızı iyice doğru pozisyona getirip dirseğinizi direkt arkaya almanız gerekiyor. Ve bu egzersizi de her iki taraf için 10 tekrarla başlayarak yapmanızı öneriyorum. Bu egzersiz çok kilit bir egzersiz. İmkanınız varsa 3-4 set uygulamanız gerçekten özellikle şu sarkan kısım için kolunuzda çok etkili olacak. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer düzenli bir şekilde yaparsanız kollarınızın daha kolay şekillendiğini, sırt ve boyun ağrılarının da kısa sürede azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Burada en kritik detay aslında bunları düzenli uygulamanız. 1-2 uygulamada maalesef etkisini göremeyebiliriz. Ancak 2-3 hafta içerisinde o bölgede şekil anlamında değişiklikleri aynada da gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla hedef pes etmemek olsun. En az 4-6 hafta boyunca bu egzersizi uygulamanızı öneririm. Kendiniz daha iyi hissettikçe de ağırlıklarınızı artırabilirsiniz. Bu konuyla ilgili ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.